Ve aranın ardından ajans bugüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor. A Haber muhabiri İbrahim Doğan'ın bulunduğu noktaya gideceğiz. Çünkü konuğuyla birlikte bizi Aksaray'da bekliyorlar. Hemen sözü İbrahim Doğan'a ve konuğuna bırakacağız İbrahim. Tabii Anadolu'da Ramazan bir başka güzel ve o eski Ramazan ayının kültürünün yansıtıldığı bir ilde Aksaray. Peki ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Ramazan nasıl geçecek Aksaray'da? Hemen yayın konuğuma dönmek istiyorum. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı cumalar tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza. Evet, Ramazan ayını idrak etmiş bulunmaktayız. Tüm İslam alemi olarak Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle de tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sağlık, mutluluk, huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirmeyi bizlere nasip etsin, bayramına kavuştursun diyorum. Evet, teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Peki Aksaray'da Ramazan nasıl geçecek? Belediye olarak ne tür hazırlıklar yaptınız? Evet, her Ramazan'da olduğu gibi yine Aksaray Belediye'miz hazırlıklarını son hızıyla tamamladı. Yıl içerisinde tabii ki biz 12 ay boyunca belediye olarak sosyal yardımlarımızı yerine getiren bir belediyeyiz. Ancak Ramazan ayı tabii ki yardımlaşmanın ve paylaşmanın zirve yapmış olduğu bir ay. Bu bağlamda biz de Aksaray Belediyesi olarak yapmış olduğumuz sosyal yardımları nitelik ve nicelik olarak tam iki katını artırmış bulunmaktayız. Günlük tabii ki yapmış olduğumuz yemek yardımları, sıcak yemek yardımlarımızı 1000 kişiye yaklaşık yapmış olduğumuz yemek yardımını 2000 sayıya çıkardık. Yine gıda kolisi dağıtım yardımlarımız olacak. Vatandaşlarımızla yapacağımız toplu iftar programlarımız bunun içerisinde yer alıyor. Yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yapacağımız ziyaretler, yine onların bizden olan beklentileri ve taleplerini en hızlı bir şekilde yerine getirmeyi planlıyoruz, amaçlıyoruz. Bununla ilgili tabii ki Aksaray'ımızda geçen yıllarda yapmış olduğumuz önemli bir proje vardı. Aksaray pidesi, Ramazan pidesi malumunuz Aksaray'da tüm Türkiye'de önem arz eder. Vatandaşlarımız Ramazan ayı geldiğinde pideyi hatırlarlar daha çok. Biz de bu bağlamda geçen yılda yapmıştık. Bu yılda 100 bin Aksaray pidesini vatandaşlarımıza, hanelerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Yine aynı şekilde coğrafi işaret ürün tescili aldığımız Ramazan ayında özellikle tüketilen Aksaray tahinlimiz vardır. Çok meşhur bir tahinlimizdir bu. Bölgemize, yöremize has bir üründür, lezzettir. Bununla ilgili de 30 bin tane tahinli pidemizi Aksaray'ımızda, hanelerimize, vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. Bu vesileyle hem vatandaşlarımıza bir bağ kurmayı hedefliyoruz, amaçlıyoruz. Hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu noktada ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebilirsek bu bizi tabii ki ziyadesiyle mesut edecektir. Ramazan ayı için özel planlanmış ekipleri de görüyoruz. Yine ekipler de görevi başındalar. Bu noktada ihtiyaç sahibi olup da girilmeyen ev kalmayacak sanırım Ramazan'da Aksaray'da, değil mi? Elbette, inşallah. Tabii ki arkadaşlarımız bir ekip gibi çalışırlar. Bunlar 12 ay boyunca faaliyet yürüten arkadaşlarımız. Sabah erken saatlerde tüm gerekli alet, edevat, ekipmanları toplarlar ve sabahın en erken saatinde yola çıkarlar. Sıcak yemek dağıtımlarını çok güzel bir şekilde, şehrimizin geneline yayılacak bir şekilde sürdürüyoruz. Hizmet vermeye çalışıyoruz. Yine gıda kolilerimizi çok fazla sayısını artırdık Ramazan ayı içerisinde. Bu vesileyle bu arkadaşlarımız bizim hizmet ordumuz. Tabii ki Aksaray Belediyesi olarak biz bu sosyal yardımlaşmanın bağlamında 12 ay boyunca vermiş olduğumuz yine sıcak çorba hizmetimiz var. Günlük 5000 tane vatandaşımıza ulaşıyoruz. Tabii ki Ramazan ayı içerisinde bunu biz ailelere iftar vesilesiyle ulaştırmaya çalışacağız. Yine tabii ki burada giysi aracımız var, sosyal yardım araçlarımız var, kuaför hizmeti verdiğimiz, berber hizmeti verdiğimiz, yine özel hastalığa sahip vatandaşlarımıza özel tasarlamış olduğumuz gıda kolilerimiz var. Onları da ulaştırıyoruz. Yani nitelik ve nicelik bakımından yapılması gereken Aksaray Belediye'mizin gücü nispetinde her şeyi, imkanı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Sayın Başkan, tabii Aksaray'a çok sık geliyoruz ve Aksaray'a her geldiğimizde Aksaray'ın değiştiğini, daha da güzelleştiğini görüyoruz. Dün de 31 Mart'ın yıl dönümüydü. Seçimlerin üzerinden, seçildiğiniz tarihin üzerinden 3 yıl geçti. Bu 3 yılda Aksaray'da neler yaptınız? Evet, dün 31 Mart 2022 yılıydı ve 3 yıllık süremizi tamamladık seçim tarihi itibariyle. 15 Nisan'da da göreve başlamış idik.
hamdolsun seçim döneminde hemşerilerimize, vatandaşlarımıza yapacağımız hizmetler noktasında ne vaat etmişsek, neyin sözünü vermişsek onun çok büyük bir çoğunluğunu tamamlamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Ve diğer çalışmalarımız da aynı şekilde, aynı hızla devam ediyor. Aksaray'ımız bahsetmiş olduğunuz gibi Orta Anadolu'nun tam merkezinde sayılacak bir noktada. Kuzeyden güneye, doğudan batıya kesişim noktasında 11 bin yıllık bir geçmiş tarihe sahip. Aksaray'ımız sürekli göç alan bir il. Bu çok önemli husus, vurgulamak istiyorum. Böyle olması sebebiyle de Aksaray'ımızın ihtiyaçları, özellikle yereldeki ihtiyaçları, belediye bağlamındaki ihtiyaçları sürekli artış gösteriyor. Kısaca birkaç projeden de bahsedelim dilerseniz. Aksaray'ımızda temel olması gereken hizmetlerden katı atık depolama tesisimiz, atık su arıtma tesisimiz, ileri biyolojik arıtma tesisimiz, yine sosyal belediyecilik anlamında yapmış olduğumuz, şu an önünde programını yapmış olduğumuz çok önemli bir bilim merkezimiz, kadın aktivite merkezimiz, kitap konaklarımız, engelsiz yaşam merkezimiz, mahalle konaklarımız, kitap konaklarımız, özellikle biz birçok belediyeye de örnek teşkil edeceğini düşündüğümüz kitap konaklarımızın yapımı şu an devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlamında yine Aksaray'ımızın çevresini, şehresini değiştirecek altyapıdan üst yapıya birçok çalışmayı da hayata geçirmiş bulunmaktayız. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz öncelikle. Tabii Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer yayın konuğumuzdu. Ramazan ayı Aksaray'dan nasıl geçecek? Kendisinden onu dinledik diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım.